Selçuk ve Selçuk öğretmenlerimizle birlikte hazırladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okul kutlama programımızı başlatıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de saygıyla minnet kandığımız önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımız esnasında şehit, gazi olan tüm vatanseverlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Ardından da bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı okuyacağız. Bir dakikalık saygı duruşu için dikkat! Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 24 Mayıs 1935'te Atatürk günü adı altında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe stadında kutlanan bu ilk 19 Mayıs Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Aşevi kutlanan Atatürk gününün tüm gençliğe mal edilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 1 Ekim 1981 tarihinden itibaren Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı adı altında almıştır. Atam, atam, Mustafa Kemal Paşa. Atam, atam, Mustafa Kemal Paşa. Milli zaferlerinle kurulu yüce vatan, çocuklara gençlere büyük armağan. Milli zaferlerinle kurulu yüce vatan, çocuklara gençlere büyük armağan. Nerede, nerede, neredesin, neredesin, neredesin? Kalbimizde, gönlerde, her zaman bizimlesin. Biz senin izindeyiz, sözümüzden dönmeyiz. Okulumuz tarih öğretmeni Muhittin Selçuk Uçar'ı günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapması için huzurumuza çağırıyorum. Sayın Müdürüm, değerli arkadaşlarım,
Sevgili öğrenciler, birinci dünya savaşlarının yeni çıkmış. Halksız yaklaşık anlaşmasını sağlayarak var olma mücadelesine köyde bir imparatorluk. Yıllarca cephelerde perişan düşmüş, onurun kırılmış, umudunu yitirmiş bir halk. Emperyalist güçleri derneği yok oluş olarak görüp, onursuz bir yaşamı kabullenmiş işbirlikçi siyasetçiler. Her yerin adamı olup halkın sırtına binen kalitesizler diyor. Vatan işgal altında, vatan perişan, vatan umutsuz, bir kurtarıcı özlemi içinde. Türk halkı bu olumsuz senaryoda kendisi için uşaklık rolünü kabul ediyor, kuva engelliğe birlikleriyle giriniyor. Ne var ki onları örgütleyecek ne bir liderleri ne bir atalıcıları var. Mustafa Kemal diye vatansever, Mustafa Kemal diye idealist, Mustafa Kemal diye cezaevi. Üçlü Çanakkale'de, Doğu cephesinde Trablusgarp'ta ispatlamış kahraman bir asker. Çağını aşan doğru fikirlerinde hep engellenmiş bir cevher. İşte bu siyasi ve askeri dahilin halkını özgürlüğe kavuşturmak yolunda aradığı lideri getirmişti fırsat, 9. Ordu müfettişi sıfatıyla Bandırma raporuyla Samsun'a hareket etmesiyle beraber açılıyor. 19 Mayıs takvimde sadece bir tarih değildir. 19 Mayıs halkın sömürgeleştiren emperyalist güçlere ve onlarla işbirliği yapan menfaat peşinde koşan şahsiyetlere karşı vatansever velilerin tarih sahnesine çıktığı andır. 19 Mayıs halkının bağrından çıkan kahraman mevcut askeriyle Anadolu'daki vatanseverlerin kucaklaşma anıdır. 19 Mayıs milletini umutsuzluk ve bezginlik uykusundan uyandıracak Mustafa Kemal'in halkını özgürlüğe götürme yolunda 7 tümenle başkaldırdığı andır. 19 Mayıs mozaik denilerek bölünmeye çalışan Anadolu halkının millet olma bilincine ulaştığı andır. 19 Mayıs sömürgeleştirerek kaderini razı edinmeye çalışan halkına umut ışığı olacak olan Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihidir. 19 Mayıs köyleşmiş işgal altında acil bir imparatorluğun o ne layık Türkiye Cumhuriyeti'ne devşirilmeye başladığı andır. 19 Mayıs burada özgür, eşit, yurttaşlar olarak toplanabilmemizi sağlayan bağımsız Cumhuriyeti'ne giren yolun başlangıç tarihidir. 19 Mayıs ebedi adamızın doğum tarihidir. 19 Mayıs biz özgür, çağdaş, layık, yurttaşların doğum tarihidir. 19 Mayıs bizim tarihimizdir. Sonunda kalan bu bir şartlar, atamızı yağdılar, Cumhuriyetimize sahip çıkarız. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti, yaşasın Cumhuriyet! Okulumuz tarih öğretmeni, Ümitli Selçuk Uçar tarafından yazılan ve yönetilen Biz Cumhuriyet'in Çağdaş Bireyleriyiz adlı oratoryo yüzümaları için 11C ve 11D sınıfından derlenen arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın inşaat mühendisiyim.
Anıtkabir inşaatını baş mühendisliği yaparak atama minnet borcumu ödedim. Ben Şahine Ardahan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın belediye başkanı seçildim. 1930'da kadınlara tanınan belediye seçimlerine katılma hakkı sayesinde Yusuf Ali Kılıçkaya Belediyesi'ni belediye başkanı seçildim. Ben Güneş'i, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarıyım. 1933 yılında yapılan seçimlerde Aydın'ın Karpuzlu Köyü'nde ilk kadın muhtar seçildim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekilleriyiz. Atamız tarafından 1934 yılında kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı sayesinde 1935 yılında yapılan seçimlerde meclise giren 17 kadın milletvekiliyiz. Fransa, İtalya, İsviçre, Japonya gibi birçok çağdaş ülkede yaşayan kadınlardan daha önce milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştuk. Cumhuriyet'ten önce birey değil kulduk. Atatürk'ün zihniyetine tarihinde annelerin düşünerek eğitim, çalışma hayatı dışına atılmış, ezilen, ötekileştiren bizler Anadolu'nun cefakar kadınlarıydık. Şimdi kul değil, bireyiz. Atatürk devrimleri sayesinde kırıyoruz zincirlerimizi. Kadının saçı uzun, aklı kısadır, yeri evlidir. Atatürk'ün dayaklısını yıkıyoruz. Çalışma hayatının her alanında artık biz de varız. Biz kimiz? Biz Cumhuriyet'in çağdaş kadınlarıyız. Size bugün varoluş mücadelemizi anlatacağız. Köhne bir imparatorluktan çağdaş sahibi bir cumhuriyete, ataerkil, kavram ve ilgi toplumdan muhatır medeniyetler seviyesine çıkma mücadelemizi anlatacağız. Size bugün Atatürk inkılaplarını anlatacağız. Size bugün atamızı anlatacağız. Birinci bölüm. Sarışın Kurt Mustafa Kemal. Başaklar gibi rüzgarda dalgalanan sarı saçları vardı. Engin denizler gibi hırçın ve derin bakan mavi gözleri vardı. Küçük bedenine sığmayan kocaman bir yüreği vardı. İlk adını babası koydu. Mustafa. Seçilmiş, seçkin demekti. İkinci adını matematik öğretmeni koydu. Kemal. Bilgili, erdemli demekti. Soyadını ise halkı koyacaktı. Atatürk! İmkansızlıklardan imkan yaratmak, umutsuzluklardan umut yaratmak daha çocukken bile karakteristik özellikleriydi. Yılmadı. Ne yoksulluktan ne de yetimlikten. Vazgeçmedi. Ne hayallerinden ne de askerlikten. Okudu. Hem yabancı devrimcileri hem de yerli aydınları. Öğrendi. Hem meşrutiyeti hem de diktatörlüğü. İstikbaldi, istiklaldi. Zekiydi, çalışkandı, azimliydi. Eğer kendi istikbali için çalışırsa, bol yıldızlı üniforma ve parlak bir kariyer onu bekleyecekti. Eğer halkının istikbali için çalışırsa, meşrutiyet yolunda sürgünler, hapisler, idam kararları onu bekleyecekti. Mustafa Kemal bir cesur yürek. Mustafa Kemal bir idealist. Nasıl halkının istikbali yerine kendi istikbali düşünebilirdi? Jön Türk oldu. Ülkesine tekrar meşruiyetin gelmesi için mücadele etti. Kahraman bir paşa oldu. Ülkesini işgale soyunan emperyalist devletlerin askerleriyle savaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de ve Doğu Cephesi'nde kahraman oldu, gardı oldu, lider oldu. Çünkü aydındı, adildi, azimliydi. Hem vatanseverdi, hem de demokrattı. Kan ağlayan vatan.
emperyalistlerin dünyayı bölüşme kavgaları. Var olma mücadelesi veren Osmanlı İmparatorluğu'nun son dikilişi ve devrilişi. İmzalanacak Monroe Ateşkes Anlaşması hemen başlar işgaller. Başlayınca bu hain işgaller kurulur Kuvayi Milliye dedikleri. Ne var ki yol gösterecek ne bir lider ne de bir akıl hocaları var. Vatan işgal altında. Vatan kurtarıcısını arıyor. Bayrak yerde kalmaz. Üçüncü bölüm. Samsun'dan doğan güneş. Tam 100 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yükselen güneş. Üstünleri toprağa serilmiş, vatanın üzerine doğuyor. Karalar bağlamış, halkın üzerine doğuyor. Aydınlatıyor, kara, kapkara geceyi. Isıtıyor, buz tutmuş kalpleri. Gösteriyor gelecek güzel günleri, müjdeliyor baharın geldiğini, umut oluyor, sevinç oluyor, güç oluyor. Tam 100 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yükselen güneş. Esir halkın direniş vaktinin geldiğini müjdeliyor. Direniş çökmüş vatanın direniş vaktinin geldiğini müjdeliyor. Tam 100 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yükselen güneş Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Tam 100 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yükselen güneş hem ulusunun yeniden doğum günü oluyor hem de kendisini. Dördüncü bölüm. Şanlı direniş, kutlu kurtuluş. Samsun'dan Anadolu'ya bir güneş doğdu.
milletin istikrarı tehlikededir. İstanbul hükümeti ihtilaf devletlerinin tesir ve tahkimat altında mahsur bulunduktan mesuliyetlerini yerine getirmektedir. Memleketin her sancağından milletin itimadını kazanmış güçler zaten Sivas'ta bizlere katılması icap etmektedir. Muhakkak ki milletin istikrarını yine milletin kararı ve aklını kurtaracaktır. Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas kongreleri. Milli uyanış, milli kararlılık duruşu. 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan kongreyle alınan kararlar şunlardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, ayrılamaz. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı millet topyekun kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir. İstanbul hükümeti, harici bir baskı altında memleketin herhangi bir tepesini terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. Milli iradeyi temsil etmek üzere meclis ve muzarın derhal toplanması mecburidir. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bandı ve himaye kabul edilemez. Misali Milli, Kurtuluş Savaşı'nın hedef ve sınırlarının çizilmesi. Efendiler, Mustafa Kemal Paşa ve Ankara'daki vatanperverlerin hazırlamış olduğu milli anda göre milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Siyasi, iktisadi ve hukuki gelişmemizi engelleyen kapitülasyonlar kabul edilemez. İhtiyar altındaki Arap topraklarının geleceği, bölge halkının geleceği oylara göre belirlenecektir. Kars, Adana ve Batum'un geleceğinin belirlenmesi için halk oylaması istenirse yeniden yapılabilir. Batı Trakya'nın geleceğinin belirlenmesi için halk oylaması yapılacaktır. İstanbul ve Marmara Denizi her türlü tehlikeden uzak tutulursa Boğazların dünya ticaret yoluna açılması mümkündür. Azınlık hakları komşu ülkelerde Müslüman asıllara verilen hakkına kadar olacaktır. Reylerinize soruyorum. Kabul edenler İslam Kırmızı kararları müttefikan kabul edilmiştir. Saygıdeğer efendiler, milletin alın yazısına doğrudan ve tamamen el koyarak hilafet ve saltanat makamına uğramış olduğu esaretten kurtarmaya ve ülkenin bütünlüğü ve güvenliği uğrunda her özveri büyük bir kesinlikle göstermeye karar vermiş olan Yüce Meclisimizin başkanlığına seçilme suretiyle hakkında açıklanmış bulunan güven ve yakınlığa teşekkür borçluyum. 1920 Teşkilat-ı Esasiye Türkiye Devleti'nin kuruluşunun ilanı Lozan Barış Antlaşması Bağımsız Türkiye Devleti'nin dünyaca tanınması Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Olamayla Koşu'ndaki liderimiz Beşinci bölüm Cumhuriyet meşalesinin yanma vakti. ...24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalanmış, Kurtuluş Savaşı nihayete ermişti.
10 Ağustos 1923'ten itibaren 2. dönem Türkiye'de Büyük Millet Meclisi 23 Ağustos 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı onaylamıştı. Ankara 13 Ekim 1923'te Türkiye Devleti'nin başkenti oldu. Türkiye Devleti Başkanlığı görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa'ya yürütmekteydi. Yabancı ülkeler Lozan Antlaşması'nın onayı için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin mevcut anayasada açık şekilde belirlenmesini şart koştu. 26 Ekim 1923 akşamı Mustafa Kemal kabineyi Çankaya Köşkü'nde toplantıyı çağırdı. Bu toplantıda Başvekil Fethi Okyar'ın istifası karara bağlandı. 27 Ekim 1923'te Ali Fethi Bey Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun istifası ve meclisin görevini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulmaması hükümet kurma buhranına yol açtı. Gerek devlet yönetim biçiminin anayasada belirsiz olması, gerek ise meclis hükümeti sisteminin doğurduğu buhran, anayasadaki rejim belirsizliğine acil bir çözüm gerektirmekteydi. Artık vakit doğmuş çocuğun adını koyma vaktidir. 28 Ekim gecesi Latife Hanım çok heyecanlıydı. Mustafa Kemal daha önce eşi Latife Hanım'a artık vakit doğmuş çocuğun adını koyma vaktidir diyerek bu gece alınacak önemli tarihi kararlardan bahsettiği için içi içine sığmıyordu. Latife Hanım, gecenin onuruna en güzel yemeklerin hazırlanarak servis edilmesini sağlamak için sürekli mutfak ile salon arasında girip geliyordu. Yemek vakti gelmişti. Mazhar Yüksek Bey, İsmet Bey, yemek hazır. Lütfen masaya teşrif ediniz. Sofrada seçim heyecanı, seçim dedikoduları, yeni seçilenler, bu kez meclise giremeyenler hakkında konuşmalar sürüp giderken Mustafa Kemal bıçağı eline aldı, doğruldu, derin bir nefes aldıktan sonra hafifçe tabağına vurarak "Efendiler!" dedi ve Mazhar Müfit Kanzu'ya baktı. O bakış karşısında Mazhar Müfit Kanzu, Gazi'nin ne diyeceğini anlamıştı hemen. Zira Atatürk o gece yapacağı konuşmasında bahsedeceği şeyi 4 sene önce Erzurum'da söylemiş ve not aldırmıştı Mazhar Müfit Kanzu'ya. O alınan notları bir tek Mustafa Kemal, Mazhar Müfit ve bir de Gazi'nin özel kalem müdürü Süreyya Bey biliyordu. İşte şimdi sadece o iş işinin bildiği sırrı tüm dünyayı duyurma zamanı gelmişti. Mazhar Müfit Kanzu'ya bakarak konuşmasına devam etti. Efendiler, yarın Cumhuriyet'in yanındayız. Efendiler, Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. Bunu anayasamızda yarınki meclis toplantısında koyduracağız. Hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirmemiz lazım. İsmet, sen kal. Anayasa değişiklik önergesi üzerinde çalışmamız lazım. İsmet, yapılacak düzenlemeleri yaz. 1. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. 2. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. 3. Türkiye Devleti hükümetin intisap ettiği idari şubelerini icra vekilleri vasıtasıyla idare eder. Paşa, çok geç oldu. Artık dinlenmeniz lazım. Yarın görüntü ve uzun bir gün olacak. Lütfen de uyuyunuz. Haklısın İsmet. Bugünlük bu kadar kâfi. Ertesi gün 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal ile İsmet Paşa'nın hazırlamış oldukları 1921 Anayasası'nda yapılacak değişiklik önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanarak coşkuyla kabul edildi. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet oldu. İlk Cumhurbaşkanı oy birliğiyle Gazi Mustafa Kemal seçildi.
6. bölüm. Diriliş Vakti. Seçilince Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal haykırır kürsüden. Kararlılıkla, inançla, coşkuyla. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Milli direniş bitmiş, kutlu kurtuluş gerçekleştirilmiştir. Artık vakit diriliş vaktidir. Artık vakit milletin de devletin de tekrar diriliş vaktidir. Çağdaş atar gibi bir toplumdan çağdaş bir topluma diriliş. Teokratik meşrutu bir monarşiden çağdaş layık bir cumhuriyete diriliş. İstiyordu Mustafa Kemal Türk milletini küllerinden tekrar diriltmek. Müjdeliyordu Cumhuriyet'in ilanı ile milletimizin diriliş vaktinin geldiğini. Yetmezdi, yüzlerce yıl cehalete saklanmış halkı sadece halk yönetimine aydınlığa kavuşturmaya, sadece Cumhuriyet'in ilanı. Yapılmalıydı, nice inkılaplar, nice fedakarlıklar, ulaşmak için muasır medeniyetler seviyesine. Ödenmeliydi, büyük bedeller, millet için, devlet için, meşalemizin tekrar yanması için. Sadece Cumhuriyet yetmez. Hukukta, sosyal hayatta, kültür sanatta, ekonomide yapılmalıydı. Tabii ki bir çağdaşlaşma, dönüşüm seferberliği başlatılmalıydı. Başlatıldı da. Yedinci bölüm. Atatürk inkılapları, laikleşen Türkiye. Avrupa'da reform hareketiyle başlamıştı laiklik serüveni. Fransız devrimiyle kurumsallaşmıştı. Orta çağda müttihalen teokratik devletler yaşadı. Milletin tamamı bir dine ait olmak zorunda mıdır ki devlet o dine göre yönetilsin? Soruyordu bu soruları Mustafa Kemal. Rüştün erdiğinden beri araştırıyordu muasır medeniyetlerin tarihçesindeki laiklikleşme sürecini Osmanlı toplumundaki tahassubu gördükçe. Anladı laiklik olmadan çağdaş bir toplumun da devletin de yaratılamayacağını. Neydi Mustafa Kemal'in laikliği bu kadar zarur yapan şey? Neydi Mustafa Kemal'in laiklikten anladığı şey? Açıkladı tek tek. Aydınlatabilmek için ön yargıya kapanmış zihinleri. Bir, temel anlamda din ve devlet işlerinin ayrıştırılmasıdır. İki, devletin dine göre değil, akla ve çağın gereklerine göre yönetilmesidir. Üç, herkesin özgürce istediği inancı sahip olabilmesi ve inancı türlü yaşamasını devletin garanti etmesidir. Dört, devletin tüm araçlara eşit mesafede olması, hiçbir inancı diğer üzerinde baskı yapılmasına izin vermemesidir. Yani laiklik inançsızlaştırma değil, inanç müştüğüne sahip bireyleri, inanç tercihlerini özgürce yaşayabilmelerinin sağlanması için devlet tüm inançların üstünde konulmalıdır. Ve tüm inançlara eşit mesafede olmalıdır. Laikleşmeliydi Türkiye. Hem inancın hürriyetinin gelmesi için hem de çağdaş bir devletin oluşturabilmesi için. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. Neden halifelik kaldırıldı? Çünkü hilafetin 4 halife dönemindeki seçilerek üzerinde ulaşılan liderlik özelliği Emeviler tarafından soy boyuna dayatılarak kaldırılmıştı. Zaten halife olan kişilerin dini bilgi ve yeterlikleri de hiçbirce yoktu. Siyasal olarak da diğer Müslüman ülkeler ve toplumlar üzerinde etkisi kalmamıştı. Bu nedenlerle artık işlevsiz bir kurumdu ve kaldırılmalıydı. Üstelik Cumhuriyet rejimi laikleşti. Yapılacak inkılapların önünde engel teşkil etmeye başlamıştı. Bu nedenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamayla 3 Mart 1924'te kaldırıldı. Halkın dinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve halkın tüm yurtta dini doğru bir şekilde öğrenmesi için aynı tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. 1932 yılında layıklık ilkesi 1924 anayasasına eklendi ve Türkiye Devleti layık bir cumhuriyet oldu. Thank you.
Gence Bölü. Anadolu kadınlarının yükselişi. Avrupa'da yapılan en güncel ve modern medeni kanun olan İsviçre Medeni Kanunu, Türk toplum yapısına ve hukuk sistemine uyarlanarak Türk Medeni Kanunu yapılmıştı. Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926 tarihinde mecliste kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Radyodaki haberi duydunuz mu? Artık bir köpek gibi parayı alıp satılan, dini nikahla, ikinci hatta üçüncü eşin bile üzerine kuma olarak edilen bizler için medeni kanun çıkarılmış. Yalan ki, artık resimlikle zorunlu olmuş. Artık devlet tek eşe izin veriyormuş. Öyle de kadını kadar alabilmenin yolu devletçe kapatılmış. Kocam severse döverse. Alın yazın buymuş. Deve dönem bitecekmiş. Artık hayırsız kocayı kadınlar da boşayabilecekmiş. Bizde babanın mirası sadece erkek olur. Kızlara yapana verilmez, hüdusuz payla razı edilirdi. Ama artık yeni kanun ile kız erkek mirasa eşitli olacakmış. Osmanlı zamanında mahkemede benim yaptığım tanıklık karşı tarafın erkek şahidinin tanıklığında eşit kabul edilmedi. Benim doğruyu söylememe rağmen mahkeme karşı tarafın erkek şahidini söylediğini takdir etti. Ama artık mahkemede kadın erkek eşit kabul edilecekmiş. Ben de çok çalışkan bir öğrenciydim. Öğretmenlerim bana çok zeki olduğumu söylerdi. Ama ilkokuldan sonra beni okutmadılar. Okuyup da ne olacaksın dediler. Doktor olacağım dedim. Kadınlardan doktor olmaz. En fazla evli ya da hemşire olursun dediler. Mimar olmak istiyorum dedim. Senden ancak terzi olur dediler. Okumamız engellendiği gibi istediğimiz işe girip çalışmamız bile engelleniyordu. Oysa artık istediğiniz işi seçme ve çalışma hakkımız olmuş. Kocam beni boşadı ve çocuklarımı bana göstermiyor. Üvey ana evlerinde çocuklara bir şey çekiyorlar. Ben ise kahroluyorum. Oysa artık kadın da çocuğun velayetini alabilecekmiş. Hatta çocuk velayetini almalı, öncelik kadına verilecekmiş. Yani Türk Medeni Kanunu yeri kul değil, birey oluyoruz. Hak ettiğimiz medeni yaşama geçiyoruz. Aşam! Toplumdaki başarısızlığın sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğiniz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. Ey kahraman Türk kadın, sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Yılında İstanbul'da 36 ülkeden 360 kadın delegenin katıldığı ve Türkiye ile 24 kadın delegenin temsil ettiği Dünya Feminizm Kongresi düzenlenir. Erkeğin karşısına söz hakkı bile olmayan Türk kadınları 12 yıl içerisinde Dünya Feminizm Kongresi'ni düzenleyecek konuma gelmişti. Mustafa Kemal sayesinde her alanda var olup önderlik bile yapmaya başlamış. Kongrede Türk Kadınlar Birliği Başkanı Latife Bekir, Türk kadınının 12 yıl gibi kısa bir sürede nereden nereye geldiğini vurgulayan Fransızca bir konuşma yapar. Türk kadınını alüminyum kafeslerinden kurtarıp parlamento kürsüsüne getiren, Türk kadınını erkeğinin yanında hak ettiği yere davet eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuz var. Mısır Feminist Birliği Başkanı Hüda Şerari, kürsüden
tüm dünyaya şu tarihi konuşmayı yapar. Bu kongre bizim için bayramdır. Bütün şartta kadın haklarını tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. İslam kadınlığı kurtuluşunu Atatürk'e borçludur. Türkler ona Atatürk diyor. Bizim için yetmez. O bizim için Ataşak. Dokuzuncu gün, Anadolu kültürünün yükselişi. Seviyoruz Anadolu'yu. Asya ile Avrupa arasında uzanan bu köprü, kadim medeniyetlere beşik olmuş, kültürlerin ve milletlerin harmanlandığı bir yurt olmuş, Orta Asya'dan esip gelen Türk ulusuna yuva olmuştu. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti devlet gelenekleri, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli gibi Anadolu kandilleri, Türkmen, Seymen, Kafkas kültürleri, kadim medeniyetler üzerinde yükselen Anadolu tarih kültürüne kadim Türk kimliği ekler. Böylece medeniyetlerin beşiği Anadolu'da Türk medeniyeti, Anadolu medeniyetiyle birlikte yükselir. Mustafa Kemal Atatürk farkındaydı. Anadolu'nun kültürel zenginliklerine inanıyordu, Anadolu medeniyetine güveniyordu, halkının kadim geçmişine övünüyordu, halkının kadim kültürüyle. Madem ki demokrasi Anadolu coğrafyasında filizlenmişti, madem ki ezelde bu topraklarda demokrasi vardı, o zaman demokrasi Anadolu halkının tabi hakkıydı. O zaman halkı ebediyen halk yönetimiyle yönetilmeliydi. O zaman cumhuriyetçilik ana ilke olmalıydı. Madem ki Anadolu kadim bir kültüre sahipti, madem ki Anadolu kültürü kadim Türk kültürüyle yoğrulmuştu, o zaman halkı bu kültüre sahiplenmeliydi. O zaman halkı bu kültüre şanlanmalıydı. O zaman halkçılık temel ilkelerden biri olmalıydı. Atatürk hemen bu doğrultuda inkılaplara başladı. Sosyal kurumlar kuruldu. Kız ve erkek çocuklara ilkokul okumak zorunlu kılındı. Halkı ayrıştıran sosyal sınıflar yaratan bey, ağa, paşa gibi lakap ve unvanlar yasaklandı. Muasır medeniyetlere yakışık modern evrensel kılık kıyafetler getirildi. Halk kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yeni nesillere aktarılması devletin sorumluluklarından kabul edildi. Türk halk ve sanat müziği, halk oyunları, görsel sanatları ve sanatçıları devlet kurumları tarafından desteklenmeye başlandı. Thank you.
bir yandan opera, klasik müzik, vals gibi çağdaş sanatlar getirilerek halkımız modern sanatlarla tanıştırılırken bir yandan da Anadolu halk kültürümüz yaşatılmalıydı. Türkiye, Doğu Batı arasında bir uygarlık köprüsü olmaya devam etmeliydi. Mustafa Kemal, halkın örnek olmak için hem vals yapıyor hem de her fırsatta zeybek oynuyordu. Kültürleri sentezlemek için hem opera dinliyor hem de her fırsatta sevdiği türküleri dilinden düşürmüyordu. O halk adamıydı. Halkıyla birlikte halkı için mücadele ediyordu. Halkını seviyor, halkını yükseltiyordu. Çünkü o halkı kahramanı. Siz koltuğa çökmesini bekleyenler öyle yaradılar. Azerbaycanlı Mehmet'e yüksek sesle Zeydek dedi. Bir kahramanlık haline başladı. Atatürk modern dünyanın dansı baştan sonra şimdi de bizim de mükemmel bir dansımız var dediği cesaret, güç, gurur ve uyumun simgesi olan Zeydek oynuyor. Ona göre Zeydek, Batı'nın varisi gibi her zaman kadınlarla oynanabilecek bizim salon dansımız. O efeler gibi savaşırcasına, adeta hastalığa meydan okurcasına oynarken doktorunun endişesi gittikçe artmaktaydı. Bu onun oynadığı son zeydi. Çevirdi. Bunu nasıl mı yapar? Millet sistemini etnik kökeni
yani Türklüğe göre değil, dine göre sınıflandırarak devlet dilini Türk halkının konuştuğu Türkçe diline göre değil, Osmanlıca denilen yapay olarak sonradan oluşan kalma dile dayandırarak. Her ne kadar halk ile devlet kopsa da Osmanlı güçlü bir imparatorluk oldu da. Fransız devrimi, imparatorluklar için sonun başlangıcı oldu. Artık yeni dünya düzeninde milliyetçilik yükselen yapısı. İmparatorlukların birçok milleti zorla zapt etmesi kabul görmüyor. Her millet kendi ulusal devletini kurmak istiyor. Yeni devlet millet üzerine karşı emperyalist imparatorluklar gibi Osmanlı da ayak uyduramıyor. Devrim imparatorluklar devri değil, ulusal devletler devri. Osmanlı millet sistemi çöküp milliyetçi ayaklanmalar ve ayrılmalar başladı. Müslümanlar bile artık tek millet olmak istemiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda kendi ulusal devletlerini kurmak için halifenin cihat çağrısına uyarak emperyalist işgalcilerle savaşmak yerine İngiliz destekçisi olup Osmanlı askerine kurşun sıkmayı tercih ediyorlar. Artık ümmetçi anlayış iflas etmiştir. Tam 100 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da Fransız'dan yükselen güneş, önce ölmüştü tüm ocakları. Mustafa Kemal bir Türk milletçisiydi. Köhne ve geride geçmiş bir imparatorluk yerine Anadolu'da ulusal bir devlet kurulmasını arzuluyordu. 100 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da Fransız'dan yükselen güneş, yılmadı, Türkiye devletini kurdu. Gerçek bir Türk milletçisiydi. Yok sayılan, dışlanan Türk kimliği tekrar ayağa kalkmasını istiyordu. Bu nedenle milliyetçilik ilkesini temel ilkelerden biri yaptı. Cumhuriyetçilik ilkesi ve halkçılık ilkesi ise milliyetçilik ilkesini tamamlayıcı ilkeleri oldu. Halkının kimliğiyle tekrar övülmesi için çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Atatürk'e göre Anadolu kültürünü benimseyen Türkçe konuşan ve millet için çalışan herkes Türk sayılırdı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Milliyetçilik doğrultusunda iltidamlara başladı. Türkçe halkın dili, olmalıydı devletin dili. Türkçe halkın dili, kurtarılmalıydı Arapça ve Fransızca cesaretinden. Türkçe halkın dili, yükseltmeliydi halkın diliyle. Bu amaçla 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu. Dilde sadeleştirme yapılarak Türkçe kuralı bir dil haline getirildi. Osmanlı'nın yok saydığı Orta Asya'ya uzanan kadim Türk tarihini, dilini ve coğrafyasını araştırmak ve yeni nesillere aktarmak için 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kuruldu. Arapça ve Farsça'nın Türkçe'ye derlenmesiyle oluşan Osmanlı, Türkçesinin kullandığı, Türkçe'ye uygun olmayan Osmanlı alfabeti kaldırıldı. Yerine 1 Kasım 1938 yılında kabul edilen yasa ile Latin Türk alfabeti getirildi. Osmanlı alfabeti yerine neden Latin Türk alfabeti getirildi? Osmanlı alfabetinde Türkçedeki Türk sesler yer almazken Latin Türk alfabetinde Türkçedeki Türk sesler vardır. Osmanlı alfabesinde kullanılan harfler kelimenin başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde yazılırken Latin Türk alfabesinde kullanılan harfler kelimenin her yerinde aynı şekilde yazılır. Osmanlı alfabesinde yazılan bazı sesler okunmaz veya farklı okunurken Latin Türk alfabesinde yazılan Türk sesler okunur. Söylenen Türk sesler yazılır. Yazılışıyla okunuşu olan dünyadaki en güzel alfabelerden biridir. Sonuç ne oldu? Yüzyıllarca cahilliğe mahkum kalmış Anadolu halkı kendi diline en uygun alfabe sayesinde kısa sürede okur yazar olmaya başladı. Thank you.
1 Kasım 1928'de harf devrimi yapıldığı zaman Anadolu nüfusu 13-14 milyondu. Savaşlar nedeniyle de bunların büyük kısmı kadın, çocuk, yaşlı ve harp mahallelerinden oluşmaktaydı. Erkeklerde kuryazar oranı %7 iken kadınlarda %4'tü. Bu oranlara gayrimüslimler de dahildi. Onların eğitime verdikleri önem düşünürse Müslüman halkla okuryazar oranı çok daha düşük olduğu aşikardır. Genç Osmanlılar ve Cön Türkler gibi Osmanlı aydınları tarafından son zamanlarda kitap, dergi ve gazeteler basılsa da bunları okumak için iyi eğitim almış olanların oranı çok düşüktür. Buna rağmen topyekun okuma yazma seferberliği başlatan Mustafa Kemal Atatürk, harf devrimi nedeniyle yanlış anlaşılmakta ve acımasızca eleştirilmektedir. Bir gecede cahil kaldım. Atamızın neden taşlarını okuyamadım. Kur'an yazısını kaldırdılar, doğru yazısını getirdiler. Cahil ile kara cahil arasındaki fark nedir? Cahil bilmez. Bilmediğini bilir ve cehaletini kabul eder. Kara cahil ise bilmediğini bilmez. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olur. İşte toplumumuzun temel sorunu kara cahillerin fazlalığı. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamaz. Şimdi Latin Türk alfabesi devrimimizi eleştiriyorlar. Zaten cahil olan bir toplum nasıl art inkılabıyla cahilliğe düşebilir? Benim en büyük savaşım cehaletle, özellikle de ön yargılara yönelik olmuştur. Açılan okullar ve okuma yazma kursları sayesinde kısa sürede okuma yazma oranı %50'nin üzerine çıktı. Özellikle kız çocukları ve kadınların okuma yazma oranında büyük artış sağlandı. Halkı Mustafa Kemal sayesinde cehaletten kurtuluyordu. Çünkü aydındı, adildi, azimliydi. Hem vatanseverdi hem de demokrattı. Ekonomik savaş başlattı. Yarı sömürge pazarı ekonomisinden kurtulmak, yerli ve milli sanayi yaratmak için milli bağımsızlığı, milli ekonomiden geçtiğini biliyordu. Para yok, üretim makineleri yok, yetişmiş teknik eleman yok. Nasıl yerli ve milli ekonomi yaratılabilir? İmkansızlıklardan imkan yaratmak, umutsuzluklardan umut yaratmak, daha çocukken bile karakteristik özellikleriydi. Aydındı, adildi, azimliydi. Hem vatanseverdi, hem de demokrattı. Bu yüzden yılmadı. Önce kaldırdı Lozan'da kapitülasyonları. Ardından temellerini attı. Geldi sanayi kuruluşlarını. Demir ağlarla ördü. Yurdu baştan başa. Devleştirerek millileştirdi yabancıların elindeki işletmeleri. Modern tarım seferberliği başlattı. Tarımda kendi kendine yeter bir ülke olmak için. Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Yerli üretim ve tüketim temel bilinç ve temel ilke yapıldı. 11. Muasır Türkiye. Bugün de yarınla. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan. Yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız inkılaplar. Önce ülkesini emperyalist devletlerin pençesinden kurtardı. Ardından halk yönetimini cumhuriyeti getirdi. Şimdi halkını ve devleti muhasır medeniyetler seviyesine hatta onların üzerine çıkarma savaşını vermekte. Çıkardı da. Hukuk alanında yapılan inkılaplarla dünyanın en çağdaş hukuk sistemlerinden birine sahip oldu. Toplumsal alanda yapılan inkılaplarla Avrupa'nın en çağdaş ülkelerinden biri oldu. Kadın hakları alanında yapılan inkılaplarla dünyaya örnek ülke oldu. Ekonomi alanında yapılan inkılaplarla milli ve çağdaş sanayiye tarıma kavuştu. Sanat alanında yapılan inkılaplarla modern bir toplum portresi çizmeye başladı. Devam et.
Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkının tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Daima Cumhuriyet, daima çağdaştır. Öyleyse hep kalmak için layık bir cumhuriyet, hep kalmak için muasır bir demokrasi, hep kalmak için sosyal bir hukuk devleti, daima inkılapçıdır. İnkılapçılık ülkesi 1937 yılında 1924 anayasamıza eklendi. Çağdaş bireyleri atasının izinde. Biz Cumhuriyet
kez vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti elbet tarihler kalacaktır. Kahraman ölmez, tarih yazar, eserleri yaşar. Sağlam kafa, sağlam vücutla bulunur. Atamız bu bayramı